Sevgili arkadaşlar, ilk dersimizde muhasebeye genel bir giriş yaparak muhasebenin konu edindiği işlemleri ve kimi konu edindiğini genel başlıklarla anlatmaya çalıştık. Ardından muhasebe için çok önemli olan bir takım tablolardan bahsettim. Bu tablolardan birincisi ve en önemlisi bilançodur. İkincisi ise gelir tablosudur. Ve bilmemiz gereken çok önemli bir bilgi de şudur. Muhasebede tüm mali tablolar, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenir. Dolayısıyla bunlar evrensel nitelikteki uyulması gereken kuralları ifade eder. Herhangi bir KPSS sınavı yoktur ki muhasebe temel kavramlarından soru gelmemiş olsun. Sevgili arkadaşlar, muhasebenin temel kavramları 12 adettir. Sosyal sorumluluk kavramıyla başlayıp devam eden 12 temel kavram. Her sınavda, yani KPSS'nin gündeme geldiği 2000 yılından 2017 yılına kadar her sınavda en az bir soru, kimi sınavlarda bu 2, bazen 3 de olmuştur, muhasebe temel kavramından soru geliyor. Tek tek bunları belli başlıklarıyla ifade etmeye çalışalım. Sevgili arkadaşlar, muhasebe temel kavramlarından ilki, tüm muhasebe kavramlarında dayanağını oluşturan sosyal sorumluluk kavramıdır. Peki, sosyal sorumluluk kavramı neyi ifade eder? Arkadaşlar, sosyal sorumluluk kavramı, muhasebenin kendi kural ve ilkelerine göre bilgi üretmesidir. Sadece belli kişi ya da kurumların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi, bilgi üretiminde tarafsız, adil, dürüst ve bağımsız davranılması gereğini ifade eder. Yani sevgili arkadaşlar, sosyal sorumluluk kavramı muhasebeye bir misyon yüklemekte ve şunu ifade etmekte. Muhasebe bilgi üretirken sadece işletme sahiplerinin çıkarlarını gözetmez. Sadece devletin çıkarlarını gözetmez. Sadece çalışanların çıkarlarını gözetmez. Sadece işletmeye ortak olmak isteyenlerin çıkarlarını gözetmez. İşletmeyle ilgilenen tüm kişi ya da kurumların doğru karar almalarına olanak sağlayacak şekilde tarafsız, dürüst, adil ve bağımsız olmak zorundadır. Diğer tüm kavramlar sosyal sorumluluk kavramıyla uyumlu olmak zorundadır. Muhasebe temel kavramlarından ikincisi kişilik kavramıdır. Peki bu kavram neyi ifade etmekte? Bir işletmenin ortakları olabilir. Bir işletmenin çalışanları olabilir, sahipleri olabilir, yönetici olabilir ama işletmenin kendine özgü bir hukuki yapısından bahsetmek gerekir. Dolayısıyla muhasebe bilgi üretirken işletmeyi konu alır. Dolayısıyla işletmenin sahiplerinden, ortaklarından, çalışanlarından ayrı bir hukuki yapısı vardır. Faaliyetler bu hukuki yapı adına yürütülür sevgili arkadaşlar. İşte buna kişilik kavramı diyoruz. Dolayısıyla muhasebe kayıtlarında kimi zaman ileride göreceğiz. Ortaklardan alacaklar. Ortaklara borçlar. Personelden alacaklar. Personele borçlar gibi hesaplar kullanılabilir. Bundan anlamamız gereken şey şudur. İşletmeyi çalışanlarından, ortaklarından ve sahiplerinden ayıracağız. Faaliyetler işletme adına yürütülecek. İşte kişilik kavramı budur. İşletme sahibi olarak bir kişinin işletmeye tahsis etmediği varlıklar işletmenin bilançosunda yer almaz. Yani ben bir şirketin ortağı olabilirim. Benim oturmakta olduğum ev bana aittir, işletmeye değil. O zaman işletmenin bilançosunda gösterilemez. Ben şahsi olarak kullandığım otomobilim için benzin kullanıyor olabilirim. Bunu işletme gideri olarak gösteremem. İşletmeye tahsis edilmeyen varlıklar, işletmeye ait olmayan borçlar, işletmeye ait olmayan alacaklar
işletme bilançosunda gösterilemez. İşte buna kişilik kavramı diyoruz. Aynı zamanda ilk dersimizde bahsetmiştik, hatırlayın. Muhasebenin temel eşitliği şuydu. Varlıklar eşittir borçlar artı sermaye. Peki varlık kimin varlığı? Cevap işletmenin. Borç kimin borcu? İşletmenin. Sermaye kimin sermayesi? İşletmenin. Dolayısıyla varlıkların borçlar ile sermaye toplamına eşit olması gereğini ifade eden şu denklem de kişilik kavramının bir gereğidir. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Peki çift taraflı kayıt sistemi. Yani hatırlayacağız. Zaten konular olarak bunları anlatacağız biz. Borç ve alacak kavramları muhasebenin temelini oluşturur. Biz buna çift taraflı kayıt sistemi diyoruz. Kimin borcu? İşletmenin. Kimin alacağı? İşletmenin. Çift taraflı kayıt sistemi de yine kişilik kavramının özünü oluşturmakta. Bir üçüncü önemli kavram süreklilik kavramıdır arkadaşlar. İşletmelerin üç temel amacı var. İşletmelerin üç temel amacından bahsedilir. Birincisi elbette ki kar elde etmek. İkincisi topluma hizmet sunmak. Peki üçüncüsü faaliyetlerini sürekli kılmak. Anlamı şu. Aksine bir hüküm yok olmadıkça işletme faaliyetlerinin sürekli ve sonsuz olduğu varsayılır. Yani işletmelerin sonsuz bir ömre sahip olduğu kabul edilir. E peki işletme sahiplerinin ömrü sonsuz mu? Cevabımız hayır. Ortaklardan biri ve belki de işletme sahibi ölebilir mi, vefat edebilir mi? Cevabımız evet. Peki işletme ortaklarından biri öldü. İşletme ortağı bir işletmeden ayrıldı. Şirket faaliyete son mu verir? Hayır, şirket faaliyete devam eder. Sınav sorusu. Şirket ortaklarından biri şirketten ayrılsa, şirket faaliyetini sürdürür. Bunun dayanağını oluşturan kavram da arkadaşlar süreklilik kavramıdır. Peki işletme uzun süreli yatırımlar yapar mı? Yapar. Uzun süreli borçlanabilir mi? Borçlanabilir. Bu da işletme faaliyetlerinin sürekliliği kavramıyla ilintilidir. Yani aksine bir hüküm yoksa işletme faaliyetleri sürekli ve sonsuzdur. Ortaklarının ömürleriyle sınırlı değildir. Bunu asla unutmayacağız. Dördüncü kavram, dönemsellik kavramı. Bu temel kavramlar içerisinde aslında en çok bilgiyi ilgilendiren, en çok bilgi içeren kavram dönemsellik kavramıdır ki 2017 KPSS sınav sorusudur aynı zamanda. Peki ne demek dönemsellik kavramı? Ne dedik az evvel? İşletme faaliyetleri sürekli ve sonsuzdur. İşletme yaşam süresi sınırsızdır. Ancak sınırsız kabul edilen ömür belli dönemlere bölünür. Her dönemin faaliyetleri diğer dönemlerden bağımsız olarak hesaplanır. Her dönemin gelirleri o dönemin giderleriyle karşılaştırılır. Her dönemin sonunda finansal tablolar düzenlenir. 2017 sınav sorusu buydu. Hep dönemsellik kavramı. Gelir ve giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. Alacak senetlerine ve borç senetlerine reskont ayrılır. İşletme faaliyetlerinde uzun süre kullanılan duran varlıklara amortisman ayrılır. Bunların hepsinin dayanağını oluşturan temel muhasebe kavramına biz dönemsellik kavramı adını veriyoruz arkadaşlar. Parayla ölçülme kavramı zaman zaman sınavlarda yer bulan bir soru. Parayla ölçülme kavramıyla kastedilen aslında sevgili arkadaşlar ulusal paramız olan Türk lirasıdır. Yani gelişmeler ortak bir ölçü birimiyle kayıtlara yansıtılmalıdır. Bu ortak ölçü birimi TL'dir. Peki işletme TL dışında başkaca paralarla işlem yapamaz mı? Dolar alıp satamaz mı? Bunları gerçekleştirebilir tabii ki. Bir mal satışını dolar karşılığı yapabilir. Bir mal alışını euro karşılığı gerçekleştirebilir. Ama kayıtlara geçerken mutlaka Türk lirasına çevrilmelidir. Ortak bir ölçü birimi kullanılmalıdır. Bunu ifade eden kavrama da biz arkadaşlar parayla ölçülme kavramı adı veriyoruz. Ortak bir ölçü birimi yani. Ve bu ortak ölçü birimimiz de Türk lirasıdır. Altıncı kavram maliyet esası kavramı. Maliyet dediğimiz şey şudur. Bir varlığı ya da hizmeti elde etmek için katlandığımız tüm ödemeler, harcamalar,
Giderler ve öz verilerin toplamıdır maliyet bedeli. Yani bir varlık edinirken bir bedel ödüyoruz. Bu onun neyini oluşturmakta? Maliyetini oluşturmakta. Peki bu kavramı nasıl hatırlatırlar ve aklımıza kazıyabiliriz? Şöyle. Bir varlık edinirken katlandığımız alış bedeli ve tüm giderlerin toplamı o varlığın maliyetini oluşturur. Ve özellikle para alacaklar hariç tüm varlıklar elde edilme maliyetiyle kayıtlara yansıtılır. Bunu ifade eden kavrama sevgili arkadaşlar maliyet esası kavramı adını veriyoruz. Yedinci kavramımız tarafsızlık ve belgelendirme. Bununla ilgili objektif belgelerin kullanılması gerekir muhasebe kayıtlarında bilgisini hatırlatmak yeterlidir. Yani muhasebe kayıtlara belge ister. Muhasebede kayıtlar objektif belgelere dayanarak yapılır. Nedir bunlar? Fatura. Objektif bir belgedir. İrsaliye fişi. Objektif bir belgedir. Çek, senet. Bunlar objektif belgelerdir. O zaman kayıtlara yansıtırken mali nitelikteki bilgiler mutlaka orta bir ne olacaktır? Belge olacaktır. Bunu ifade eden kavrama tarafsızlık ve belgelendirme adını veriyoruz. Sekizinci temel muhasebe kavramımız tutarlılık kavramıdır. Tutarlılık kavramı için politikaların, bu terim önemlidir, değiştirilmeden uygulanması. Yani önceki yıllarda uygulanan muhasebe, ilke, yöntem ve kuralları cari yılda da aynen uygulanmalıdır. İleriki derslerde bahsedeceğim. Normal amortisman yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi, bunlar duran varlıklardaki amortisman hesaplama yöntemleri. Peki yöntemler yıldan yıla değiştirilirse ve buna ilişkin bilgi de verilmezse tutarlılık kavramına aykırı hareket edilmiş olur. Kastedilen şey şudur yani. Muhasebe, ilke, yöntem ve kuralları dönemler itibariyle değiştirilmeden uygulanmalıdır. Peki politikalarda değişiklik yapılabilir mi? Elbette yapılabilir ama yapılan bu değişikliğin etkileri üçüncü kişilerin doğru karar almalarına olanak sağlayacak şekilde dipnotlarda tam açıklama kavramı gereğince verilmelidir. Ve dokuzuncu kavramımız tam açıklama kavramı. İlk dersimizde bahsetmiştik. İşletmeyle kimler ilgilenir? İşletmenin sahipleri ilgilenir. Ortaklar, hissedarlar, çalışanlar, devlet, kamuoyu, işletmeye borç para verenler ilgilenir. Ve bunların da doğru karar almaları gerekir. Dolayısıyla mali tablolar ve dikkat dipnotlarda verilen bilgilerin, buradaki dipnot ifadesi önemli, dipnotlarda bilgi vermek tam açıklama kavramının gereğidir çünkü. Dipnotlarda bilgi verilmesi yeteri kadar açık ve anlaşılır olması bilgilerin tam açıklama kavramının bir gereği olmaktadır. İhtiyatlılık kavramı göreli olarak önemli bir kavram. İhtiyatlılık kavramı arkadaşlar, işletmenin temkinli olması. Belirsizlik ve riskleri göz önüne alması ve en önemlisi dikkat, değeri düşen varlıkları için karşılık ayırması bu kavramın bir gereğidir. Yani işletmenin karşı karşıya bulunduğu bir belirsizlik, karşı karşıya bulunduğu bir risk söz konusuysa o belirsizlik ya da riskin gerçekleşmesini beklemeden ait olduğu dönemde karşılık ayırarak gider yazması mümkündür. Bunu ifade eden kavram ihtiyatlılık kavramıdır. Buradan şöyle bir bilgi vereyim size. Önemli bir bilgidir bu. Değeri düşen varlıklar için karşılık ayrılır. Peki değer artarsa ne olur? Hiçbir şey yapılmaz. Muhtemel gider ve zararlar için karşılık ayrılır. Ama muhtemel gelir ve karlar için gerçekleşme dönemine kadar herhangi bir işlem yapılmaz. 2014 KPSS sınav sorusudur. Bilgiyi tekrarlıyorum. Muhtemel gider ve zararlar için karşılık ayrılır. Muhtemel gelir ve karlar içinse gerçekleşme dönemine kadar herhangi bir işlem yapılmaz. Bunun ifadesi ihtiyatlılık kavramıyla kendini gösterir. Önemlilik kavramı yine muhasebenin önemli kavramlarından biri. Önemli kavramı şunu söyler. Bilançoda, gelir tablosunda yer alan bir bilgi, mali tablolarda gösterilen bir bilgi, üçüncü kişilerin alacağı kararı etkiliyorsa
o bilgi önemli denilir. Peki kimi zaman bilanço ve gelir tablosunda yanlış beyan olabilir mi? Elbette olabilir. O yanlış beyandan ötürü üçüncü kişilerin alacağı kararı değiştirme olasılığı varsa o bilgi önemli addedilir. Vurguyu bir daha yapıyorum. Önemlilik kavramı finansal tablo kullanıcılarının alacakları karara etki düzeyidir. Bir bilgi üçüncü kişilerin alacağı kararı etkiliyorsa o bilgi önemlidir. Özün önceliği kavramı 2015 sınavında, 2016 sınavında, önceki yılların sınavında yer bulan bir sorudur. Özün önceliği muhasebe konu olan işlemlerin değerlemesinde biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğine dayanır. Burada bilmemiz gereken bir önemli bilgi var. O da şudur. Hukuki olarak çek vade içermez. Ama gündelik hayatta biliyoruz ki taraflar vadeli yani ileri tarihli çek düzenleyebilmektedir. Ama muhasebe der ki çekte vade yoktur. Peki vadesi olan çek ne yapılmalıdır? Vadeli yani ileri tarihli çekler senet hesabına aktarılmalıdır. Vadeli çeklerin senet hesabına aktarılması yine ileriki derslerimizde göreceğiz sevgili arkadaşlar. Özün önceliği kavramının bir gereğidir. Stoklar içerisinde verilen sipariş avansları hesabını kullanmak özün önceliği kavramının bir gereğidir. Uzun vadeli yatırım amacıyla elde edilen hisse senetlerde satılmaya karar vermek yine özün önceliği kavramının bir gereği olmakta. Sevgili arkadaşlar, muhasebenin temel kavramları 12 tanedir ve muhtemeldir ki 2018 KPSS sınavında da bu kavramlardan en az birine rastlayacağız. Bu sayı 2 ya da kimi sınavlarda 3 de olmuştur. 12 temel kavram ve her kavramı içerdiği bir bilgi. Evet ve peki bilançoyu, gelir tablosunu neye göre düzenliyoruz? Muhasebe temel kavramlarına ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenliyoruz sevgili arkadaşlar. Bir mali tablonun, bilanço ya da gelir tablosunun doğru bilgi üretebilmesi için tutarlarının doğru olması gerekir. Değerlemesinin doğru yapılması gerekir. İşte vergi usul kanununda, özür dilerim, değerleme ölçüleri 8 başlıkta incelenmiştir. Amaç, vergi matrağının doğru hesaplanmasıdır. Dolayısıyla arkadaşlar, vergi matrağının hesaplanması ile ilgili iktisadi kıymetlerin tespit ve takdir işlemine biz değerleme adını veriyoruz. Vergi usul kanununda 8 tane değerleme ölçüsü sayılmıştır. Bunlardan birincisi maliyet bedeli ölçüsüdür. Maliyet bedeli bir varlığın elde edilme değeridir. Hesapları incelemeye başladığımızda hangi varlığa hangi değerleme ölçüsüne uygulandığından bahsedeceğiz. Vergi usul kanunu dışında muhasebe standartına söz konusu edilen bir takım değerleme ölçüleri de vardır. Bunlar da sınavlarda karşımıza gelebilir. Onları da standartlar bölümünde anlatacağız. Borsa sarayıcı, borsaya konu olan iktisadi kıymetlerle ilgilidir. Yabancı paralar, hisse senetleri, bunlar borsaya konu olan işlemler. Bir iktisadi kıymetin değerleme gününden önceki son işlem gününde borsada görmüş olduğu işlemlerin ortalama değerine biz borsa rayici ölçüsü adını veriyoruz. Tasarruf değeri gerçek değer ya da peşin değer demektir. Peki gerçek ya da peşin değer hangi kalemlerle ilgilidir? Bu da önemlidir sevgili arkadaşlar. Alacak senetleri ve borç senetlerinde tasarruf değeri ölçüsü geçerlidir. Yani bir alacak senedinin vadesi dolmamışsa, bir borç senedinin vadesi dolmamışsa 31 Aralık itibariyle hesaplanan gerçek, peşin, iskontolu değerine biz tasarruf değeri adını veriyoruz.
Mukayyet değer, mukayyet yani kayıtlı değer. Peki muhasebeye konu olan işlemler nerede kaydedilir? Defterlerde. O zaman mukayyet değer şudur. Bir iktisadi varlığın muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değerine biz mukayyet değer diyoruz. Muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeri. İtibari değer. İtibari muhtemelen Arapça bir sözcük. Nominal değer ya da yazılı değer anlamına gelir. Kasadaki Türk lirasının üzerinde yazılı olan değere nominal değer diyoruz. Nominal değer yazılı değer demek, yazılı değer de itibari değer demek. Senetlerin üzerinde yazılı olan değere nominal değer diyoruz. Yani itibari değer. Tahvillerin üzerinde yazılı olan değere nominal değer diyoruz. Yani itibari değer. Raiç bedel ölçüsü. Raiç aslında bir anlamda piyasa fiyatı demektir. Örneğin 2013 model Passat'ın alım satım değeri ya da piyasası dediğimizde onun raicinden bahsediyor oluruz. Yani raiç bedel alım satım değeridir. Eğer bu alım satım değeri bina ve arazi ile ilgili ise buna da vergi değeri adını veriyoruz. Gayrimenkullerle ilgili olmak kaydıyla bina ve arazinin normal alım satım değerine vergi değeri. Bakın ikisini geçiyorum bir daha. Bir iktisadi varlığın alım satım değerine raiç bedel, bina ve arazinin raiç bedeline vergi değeri adını veriyoruz. Emsal bedeli ve ücreti ölçüsü için de şunu bileceğiz. Emsal bedeli değeri düşen ya da tespit edilemeyen, tam olarak belirlenemeyen varlıkların satışı durumunda ortaya çıkması beklenen değere verdiğimiz ad emsal bedeli ve ücreti ölçüsü olmaktadır. Vergi usul kanunundaki 8 değerleme ölçüsü yanı sıra az evvel söylediğim gibi muhasebe standartları hükümlerine göre çeşitli değerleme ölçüleri mevcuttur. Bunları da standartlar anlatırken bahsedeceğiz. Ki 2017 sınavında da muhasebe standartları ile ilgili soru geldi. Sevgili arkadaşlar, çok önemli bir bölüme başlayacağız şimdi. Mali tablolar için bilgi toplamada kullanılan hesaplar. Derse ilk başladığımızda şunu söylemiştim. Muhasebe Arapça bir sözcük. Hesap vermek, hesap görmek, hesaplaşmak anlamına gelir. Dolayısıyla muhasebe sözcüğünün özünü hesap kavramı oluşturur. O zaman hesap dediğimiz şey nedir? Artık yavaş yavaş tek düzen hesap planındaki içeriği oluşturan kalemlere geçiş yapmaya çalışıyoruz. Hesap, varlık, borç, sermaye, gelir ve gider kalemlerinde. İşlemler nedeniyle, mali işlemleriyle tabii ki, meydana gelen değişikliklerin kaydedildiği çizelgedir. Tanımı özellikle uzattım çünkü önemli bir kavram. Varlıklar, borçlar, sermaye, gelir ve gider kalemlerinde bir takım mali işlemler nedeniyle
değişiklikler meydana gelebilir. Neydi bu değişiklikler? Artış veya azalışlar. Bu değişikliği izlendiği çizelgeye verdiğimiz ad hesap. Hesap çizelgesi muhasebenin özünü oluşturduğu için hem tanımını bilmek gerekiyor, hem de muhasebede tüm kayıtlar öncelikle hesaplar üzerinden gittiği için bu hesaplara kayıtların nasıl yapıldığını da sizlere aktarmamız, anlatmamız gerekiyor. Burada muhasebede kayıt kuralları gündeme geliyor. Yani muhasebe kayıtları kafasına göre yapmıyor. Bir takım ilke, kural ve kavramlar üzerinden muhasebe kayıtları gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla öncelikle vermemiz gereken bilgi hesap adını verdiğim çizelgenin görünümüdür. Evet arkadaşlar, hesap adını verdiğimiz çizelgede iki taraflıdır. Tüm hesapların sol tarafına borç ve sağ tarafına alacak adı verilir. Hesabın aktif olması, pasif olması, gelir ya da gider hesabı olması bu niteliğini değiştirmiyor. Tüm hesaplarda sol taraf borç, sağ taraf alacak olarak anılır. Bir hesabın sol tarafına kayıt yapma işlemine hesabı borçlandırmak, sağ tarafına kayıt yapma işlemine hesabı alacaklandırmak adını veriyoruz. Eğer bu hesap aktif bir hesap grubu ise, artık çok önemli bölümlere başlıyoruz arkadaşlar. Aktif hesaplarda, yani varlık hesaplarında dönem başı mevcudu borçlu tarafa yazılır. Tüm varlık hesaplarında, tüm aktif hesaplarda dönem başı mevcudu mutlaka borçlu tarafa yazılacaktır. Ve artışlar borç tarafa, azalışlar ise alacak tarafa kaydedilir. Kural 1. Varlıklarda gerçekleşen herhangi bir işlem sonucunda artış meydana geliyorsa ilgili varlık hesabının borcuna kayıt yapılır. İşlem sonucunda varlıklarda azalış meydana geliyorsa ilgili varlık hesabının, yani aktif hesabın alacağına kayıt yapılır. İki kuralımız daha var. Bunlar da pasif hesaplarla ilgili. Pasif hesaplar dediğimiz hesaplar işletmenin borçlarını ve sermayesini gösteren hesaplardır. Bu kurallar bizim kayıt kurallarımız aynı zamanda. Evet. İster aktif, ister pasif olsun, tüm hesapların sol tarafına borç, sağ tarafına alacak adını veriyoruz. Pasif hesapların işleyişi, aktif hesapların işleyişinin tersidir. Yani dönem başı mevcudu alacağı yazılır. Herhangi bir işlem sonucunda pasif hesaplarda artış oluyorsa alacağı, azalış oluyorsa borçlu tarafa kayıt yapılır. Tahtada 4 tane kural var şu an. İlk ikisi bilançonun aktifinde yer alan hesaplarla ilgili. Diğer ikisi bilançonun pasifinde yer alan hesaplarla ilgili. Birinci kuralımız aktif hesaplarda artışlar borca, azalışlar alacağı. İkinci kural pasif hesaplarda artışlar alacağı, azalışlar borca yazılır. 3 ve 4. kural. Diğer kurallarımıza geliyorum. Bu da gelir tablosuyla ilgilidir sevgili arkadaşlar. Gelir tablosunda gelir, gider, kar ve zarar hesapları vardır. Unutmuyoruz. Tüm hesapların sol tarafı borç, sağ tarafı alacaktır. Gelir ve kar hesapları, önemli bir bilgi daha verelim burada. Gelir ve kar hesaplarında dönem başı mevcudu olmaz.
elde edilen gelir ve kârlar. Mutlaka alacaklı tarafa kaydedilir. Düzeltme ve kapanış dışında gelir ve kar hesaplarının borcuna kayıt yapılmaz. Geliyorum son iki kuralıma. Yine gelir tablosunun içeriği içerisinde yer alan gider ve zarar hesapları. Tekrar söylüyorum. Tüm hesapların sol tarafı borç, sağ tarafı alacaktır. Katlanılan gider ve zararlar borçlu tarafa, düzeltme ve kapanış kayıtlarındaysa gider hesaplarının alacak tarafına kayıt yapılır. Ve yine hatırlatıyorum, gelir ve kar hesaplarıyla gider ve zarar hesaplarında dönem başı mevcut diye bir kavram söz konusu değildir. Çünkü gelir tablosu hesapları bir önceki dönemden kalan almaz, ertesi hesap dönemine kalan vermezler. Şu bilgileri de ekleyerek genel toparlamamızı yapalım. Sevgili arkadaşlar, aktif hesaplar dönem sonunda eğer bir kalan söz konusu ise bu kalan borç kalanı olacaktır. Bilgimiz şudur yani. Aktif hesaplar borç kalanı verir. Pasif hesaplar alacak kalanı verir. Gelir ve kar hesapları alacak kalanı verir. Gider ve zarar hesapları ise borç kalanı verir. Böylelikle sevgili arkadaşlar, muhasebenin özünü oluşturan hesap çizelgesi ve bunlara ilişkin işleyişin nasıl olduğu, kayıtların nasıl yapıldığını göstermiş olduk. Aktif hesaplar ve pasif hesaplar bilançonun içeriğini oluşturur. Gelir, kar, gider ve zarar hesapları ise bilançonun dışında kalan sonuç hesapları, yani gelir tablosu hesaplarının içeriğini oluşturur. Böylelikle arkadaşlar hesapların işleyişini vermiş olduk. Bundan sonraki dersimizde bu hesapların işleyişine ait tek düzen hesap planındaki sıralamaya ve dizilişe uygun biçimde hesap gruplarımızı tek tek incelemeye başlayacağız. Muhasebe açısından en önemli defter olan YMİ defterinin işleyişini verdikten sonra tek düzen hesap planında genel akışa uygun biçimde hesaplarımızı incelemeye başlayacağız sevgili arkadaşlar.